Herkese merhaba, hoş geldiniz. Salatalıkların tadını, kokusunu alabildiğimiz bu zamanda beraber mezesini yapalım. 5-6 adet kadar orta büyüklükteki salatalığı bol su ile yıkadım. Bir 10 dakika kadar da sirkeli suda beklettim. Çünkü kabuklarıyla beraber kullanacağız. Salatalıklarımı kuruttum ve baş kısımlarını kesip ayıkladım. Şimdi her bir salatalığını böyle incecik incecik olacak şekilde kıyacağım. Olabildiğince ince olacak şekilde böyle halka halka doğrayalım bütün salatalıklarımızı. Bu şekilde tamamını ince ince kıyalım. Bakın inceliğini de göstereyim size. Hatta siz daha bile ince yapabilirsiniz. Bakın bu şekilde ince ince tamamını doğruyorum. Geniş bir kabın içine salatalıklarımı alarak yarım yemek kaşığı tuz. Bildiğiniz yemeklik ince tuzdan e bütün salataklarımın üzerine döküyorum bu yarım e, yemek kaşığı tuzu. Ve bu tuzla beraber iyice karıştıracağım. Tuzla erisin her bir salatalığın üzerine değsin. Bu şekilde iyice karıştıralım. Evet, tuzum iyice eridiğinde yine geniş bir e, süzgece bütün salatalarımızı alalım. Böyle bir kaşık yardımı ile bütün salatalarımızı süzgece alıyorum ve suyunu salması için yine geniş bir kabın içine süzgecimi oturtarak 3 saat kadar e, bu şekilde salatalıklarımızın suyunu salmasını bekleyeceğiz. Salatalıklarımız tuzda beklerken bir kaseye 2 yemek kaşığı dolusu isot, 1 tatlı kaşığı dolusu pul biber ya da toz kırmızı biber kullanabilirsiniz. Ben toz kırmızı biber tercih ettim. Yarım çay kaşığı kadar karabiber, bir diş sarımsak kullanacağız. Sarımsağımızı rendeleyeceğiz. Bakın bu şekilde bir diş sarımsak rendeliyorum baharatlarımın üzerine. yarım limon suyu böyle yarım limonumuzu sıkalım yarım çay bardağı kadar da zeytinyağı ve 2 yemek kaşığı dolusu nar ekşisi kullanacağız böyle dolu dolu 2 yemek kaşığı da nar ekşisi ilave edelim ve tamamını, bu malzemelerimizin tamamını iyice karıştıralım. Böyle her bir malzeme birbirine geçecek şekilde bir sos kıvamına gelene kadar iyice bir karıştıralım. Evet, sosumuz bu şekilde hazır, kullanıma hazır sosumuz. 3 saatin sonunda salatalıklarım iyice suyunu saldı, Suyuyla beraber tabi biraz tuzundan da arındı. Bakın bu şekilde. Şimdi bu suyu döktüm, kabamı kuruttum ee, ve süzgeçteki salatalıklarımın tamamını bu kaba alıyorum. Böyle tamamını kaba alarak hazırlamış olduğumuz sosu e, salatalıklarımın üzerine sosumun tamamını dökeceğim. Böyle kaşık kaşık her bir salatalığınızın üzerine gelecek şekilde sosunuzu dökün ve iyice güzel bir karıştırma yapın. Evet, sosumun tamamını döktükten sonra iyice bir karıştırıyorum sosuyla salatalıkları. Bakın tuzda beklediğinde nasıl bir kıvam alıyor salatalık? Kütür kütür olan salatalık nasıl yumuşadı ve esnek bir hale geldi. Zaten işin sırrı burada. Biraz daha farklı bir forma bürünüyor salatalıklar ve çok güzel bir lezzet alıyor. Evet, sosuyla beraber iyice karıştırdığım salatalıklarımı şimdi bir servis tabağına alacağım. Zaten görsel olarak o kadar güzel ki sosuyla beraber salatalıklar hiçbir süsleme yapmıyorum. Sadece mezemi bu şekilde bir servis tabağına alıyorum. Yine böyle sosuyla beraber tamamını servis tabağına alarak hazırlamış oldum. Bakın rengi çok güzel oldu. Tamamı sosu bir güzel yedi. Bir iki gün böyle bekletebilirsiniz. Yani bir iki gün beklettikten sonra da tüketebilirsiniz. Ama tabii ben bütün yiyecekleri aynı gün tüketmekten yanayım. Bakın hemen böyle bir çatalla gösteriyorum. Dediğim gibi bakın ne kadar esnek bir hal aldı. Yine burada formunu göstermeye çalışıyorum size. Hazırlayacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olup beğeni de bırakırsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.